Sultan'da İkbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırılara maruz kalmış ve hepimizin yüreklerini kavurarak hayata veda etmişlerdi. Yavrularımız kadre uğramışlar, şiddete bulanmışlar, tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı olmuşlardı. Doğru sözlü, düzgün fikirli, temiz vicdanlı, yüce gönüllü, yumuşak huylu, ağır başlı, merhamet ve muhabbet eğli milletimizden barbarların çıkması çelişki gibi algılansa da böylesi defolar, böylesi sapıklar maalesef her toplumun ortak sancısı, ortak şikayetidir. Siyasal ve toplumsal tarih, insan doğasını esas alan iki düşüncenin cepheleşmesini daha yerinde bir tabirle uzlaşmaz karşıtlığını teşifre etmiştir. Bunlardan birisi insanın doğuştan kötü olduğunu iddia etmekle birlikte, diğeri insanın iyi veya kötü olmasını içinde bulunduğu şartlara bağlayan düşüncedir. Bizim inancımıza göre insan eşrefi mahlukattır. Buradan anlaşılacağı gibi insan varlıkların ve yaratılmışların en şereflisidir. Bir de esfeli safilin vardır ki bu kategoriye girenler cehennemin en aşağı tabakasında olanların sıfatıdır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kast edenler esfeli safilindir. Yeni doğan bebekleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötenaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, hafsalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar emin olunuz sadece sağlık çalışanlarımızın değil, insanlığın yüz karasıdır. Yeni doğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebeğe aslında haksızlık yapılıyor. Bunlar olsa olsa tıbbi artık ölüm ve soygun çetesi kana susamış katiller yürühudur. Bu ölüm çetesinin failler arasında geçen konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra şöyle düşündüm. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Nasıl bu kadar yerin dibine geçebilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya, karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreklere su serpebilir? 27 Mart 2023 tarihinde CİMER'e yapılan bir şikayetle başlayan adli soruşturma sürecinin bugünlerde patlak verip ülke gündemine oturması birbiriyle bağlantılı diğer vahim olayların sırayla gün yüzüne çıkması geçiştirilecek bir konu değildir. Adeta düğmeye basılmışçasına kadınlara bebeklere, çocuklara yönelik saldırı ve cinayetler furyasının seriye bağlanması, ardından eş zamanlı olarak toplumsal infialin kışkırtılıp bunun da siyasi propaganda aparatı olarak kullanılması başka bir tertibin ihmalini ister istemez akla getirmektedir. <laughs> Elbette suçun önlenmesi, ve suçluların yakasından tutulması milletimizin en haklı talebidir. Fakat toplumsal dokumuzu sarsacak, devlet-millet uyumunu sakatlayacak, insan hak ve onurunu ayağa düşürecek kahredici olayların zincirleme halinde sosyal ve ulusal medyadan ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir. Sağlık Bakanımızın da temas ettiği üzere ölüm ve soygun çetesinin işlediği suç ve cinayetler aylar öncesinde tespit edilmiş fakat bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. Nitekim 26 Nisan 2024 tarihinde bebek ticareti yapan soysuz çeteye operasyon yapılmıştır. 47 kişi gözaltına alınmış ve ve 22 kişi tutuklanmıştır. Özel hastanenin faaliyeti durdurulmuş, 10 özel hastanenin çalışma ruhsatları iptal edilmiştir. Sağlık Bakanlığı vaziyete zamanında müdahale, müdahil olmuştur. Görevi suistimal, safsaklama, kötüye kullanma diye bir şey de söz konusu değildir. Teftiş mekanizması gecikmeksizin çalıştırılmıştır. Atli süreç zamanında işletilmiş, polis ve jandarmamız eş güdüm halinde suçluların peşine düşmüştür. Peki, Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki parlak gelişmeleri karalamak nasıl bir politik angajmanın ürünü, neyin hazırlığı, kimlerin talimat veya tembihidir? yargıya tanış, taşınmış ağır ve vahim bir olayı anında istismar etmek, siyasete pervasızca malzeme yapmak, önüne gelene çamur at, sıçratmak, art niyetlilik hatta aylaksızlık değil midir? Sağlık Bakanımızın istifasını isteyenlerin, orada burada şov yapanların, bebeklerin hakkını savunmak veya insan hayatına sahip çıkmak gibi bir dertleri yoktur. Bunların işleri güçleri yalandır. Nifaktır. Kaldı ki başka bildikleri hiçbir şeyin bulunmadığı da ortadadır. Sağlık Bakanımızı İstanbul İl Müdürlüğü görevinden itibaren konuyla ilgili sergilemiş olduğu dürüst, ilkeli, tavizsiz ve sağlam duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalayan, ülkücüleri kötüleyen, şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında, üstlendiği görevin itibarını sabır, sebat ve cesaretle koruyan Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i gönülden kutluyor, tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını arttırsın diyor. <laughs> unutulmasın ki kurt il, iline giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Ön sözü çakal söylese de son söz her zaman bozkurtun olacaktır.